Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Mart 2024. Evet, şehirde damla kovanlarım var. Bir kovan bölüp getirmiştim Aralık'tan. 4 çıta, 3 çıta kapalı yavrusu var. Burada çoğaltacağım onu Allah izin verirse. Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum bu arada. Dünya Kadınlar Günü de kutlu olsun. Şimdi o kovanı yukarı aldım. Plastik tabanlı, polen tuzaklı bir kovana aktarıyorum. Plastik tabanlıyı buraya koydum. Şimdi arılar bunun önüne gelmeye başladı. Hızlıca açacağız. Oradan buraya aktarımı yapacağız arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Evet, yavru durumu çok güzel. Bu 4. çıtası. Son çıtası. Fazla bekletmeyeceğim. Bu da diğer 3. çıtası. Yavru sökülmüş. Bir yumurta atmış ana arı. Evet, ana arıyı görür müyüm diye bakıyorum. Yok, varova için kanatsız arı gördüm. Bakın, varova hasarlı kanatsız arı var arkadaşlar burada. Şu arada yön dansı yapıyor. Neredeydi? Ha, bakın şurada. Kanatsız arıyı görüyor musunuz? Bakın hiç kanadı yok. Maalesef varovayı bitiremiyoruz. Evet, bu da 2. çıtası. Gördüğünüz gibi bu da komple kapalı yavru. Anar da burada. Anar da burada. Geziyor. Bir tane de geçen yıldan kalma bir petek ekleyeceğiz buna. Kabarmış. Yap, dolaptaydı, çıkarttım ben. Son çıtasını da koyalım. Evet, son çıtası da güzel nektar dolu. Hemen koyuyoruz. Evet, bir tane siyah kabarmış petek getireceğim buna. Şöyle bir peteğim var. Geçen seneden. Şurası da hafif nektarlı. Anaarı buraya yumurta atsın diye. Bunu vereceğim. Buraya gireceğim. Çünkü 3 çıta yavru var. Kovanı buraya getirme nedenim köyden. Benim tabut kovanlarım var arkadaşlar. Tabut kovanlarıma buradan bölme yapacağım. Çoğaltacağım. Onlara arı vereceğim. Diğer 2 tane daha kovanım var orada. Onlar da tabut kovandı. Şimdi kovanın içinde fazla bir arı kalmadı. Böyle. Onlar zaten buradan çıkıp gidecekler. Şöyle önüne bir şey koyalım.
bir taş koyalım. Buradan girecektir onlar zaten. Evet arkadaşlar, bu şekilde kovanı kapatacağım. Şöyle göstereyim. Polen tuzaklı. Burada şu an burası Adana. Bulvarlar, yollar, Adana'nın ana yollarının hepsi turunç. Yakınlarında portakal bahçesi var. Yani bir hafta 10 güne kadar, 15 güne kadar çiçek, hep tomurcuk onlar, çiçek açacak. Onlardan polen de hem almak için polen tuzaklı bir kovana geçirdim. Polen tuzaklı kovan yan taraftaydı. Onda iki çıtarı vardı. Diğer kovana aktardım. Çıkarttığım kovan da böyle. Oradaki arılar da gireceklerdir kovanın içine. Şöyle duman verelim. Evet. Bu şekilde videoyu sonlandırıyorum. Kovan aktarımını gerçekleştirdim. Bunları burada damda besleyip çoğaltıp böleceğim arkadaşlar. Tabut kovanlarım var. O tabut kovanların içerisine bunlardan bölme yapıp arı vereceğim. Bunda şu an 3 çıta yavru var. Bu koyduğuma da anarı yavru attığında, kapandığında 2 çıtasını bölerim ben bunun. Ya öyle öyle çoğaltacağım Allah izin verirse. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. Bugün hava biraz kapalı. Evet, burada 3 kovanım oldu şu an. Bu şekilde videoyu sonlandırıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle son işlerimi de halledeyim. Burada da kendi hazırlamış olduğum invert çurubum var. Invertaz enzimi aldım ve 2 gün önce hazırlamıştım. Şimdi buna bu invert çurubundan vereceğim. Ölçüsü 3'e 2 arkadaşlar. 3 şeker 2 su. Burada 1 litre var. Hepsine veriyorum. Bu şekilde. Şöyle bunları da bir mükafatlandıralım. Evet, invert çurup burada daha iyi çoğaltsınlar diye şöyle koyuyorum üstüne. Buradan çekeceklerdir. Evet arkadaşlar, bu şekilde çurubumuzu da verdik. Bu anı kapatıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Başarıyla tamamlanmış oldu.